aylardır hatta yıllardır en merak ettiğim tariflerden birini bugün yapacağım. Siz de göreceksiniz. Hep böyle YouTube'da falan görüyordum ama hiç cesaret edememiştim. Ve o gün bugün gazozdan kek yapacağım. 2 tane malzemem var. 1 tane herhangi bir alabileceğiniz bir gazoz. Ben Schweppes'i tercih ettim. Fanteziye kaçtım biraz. 1 tane de kek harcı. Şimdi hemen tarife geçelim ama ondan önce ben bunları ne kadar aldığımı söyleyeyim. Şu Dr. Oetker'in karışımını 3,5 liraya almışım. Şöyle önden bir göstereyim. Ama ben yerel bir marketten aldım. Diğer marketlerde fiyatı ne kadardır bilmiyorum. Pehlivanoğlu'ndan aldım bu arada. Belki bilenler için. Şöyle içindekileri göstereyim. Herhangi bir işte sade bir kek karışımı bu. Ondan sonracığıma Schweppes'i de 3 lira 45 kuruşa aldım. Büyük aldım. Bilerek büyük aldım. Çünkü normalde orijinal tariflerde hani bu 330 mililitrelik kutular vardı ya eskiden. Şimdi 200 mililitreye düşürdüler kutu içecekleri. Onlardan kullanıyorlardı. O yüzden ben de büyük bir kupa kullanacağım. Neyse hemen tarife geçiyoruz. Hemen açıyorum. Şöyle paketi açalım bakalım. Şöyle kenara çekeyim. Hemen cicik açalım. Açamadı. Şöyle patlatayım. Hemen şöyle kek karışımını döktüm. Aa, bu da fazla geldi. Şey yapmayacak mı acaba? Yetmeyecek mi? Şöyle. Şöyle. Schweppes'imi de açayım. Ben mandalinalı tercih ettim. Mandalinalı kek yapmak istedim. Şöyle hemen de döküyorum. Ay bakalım nasıl olacak. Şöyle önce ya siz kola da kullanabilirsiniz, fanta da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen mikserden geçiriyorum ama bu az gelecek galiba. Birazcık daha ekleyebiliriz sonra. Başlıyorum. Evet, bu biraz poğaça kıvamına girdi. O yüzden biraz daha ekleyeceğim. Yarısını daha doldurdum. 1,5 kupa gibi düşünün. Kavuruyordu koydukça. Ay dur. Üstüm oldu. Evet, biraz daha kek karışımına benzemeye başladı. Oy, sürekli üstüme damlattım var ya. Ay. Azıcık daha mı koysam ama şu an yani iyileşti bayağı kıvamı. Size de göstereceğim bir dakika. Bir tur daha döndüreyim. Evet, bence oldu. Kek kıvamına benzedi. Şöyle de yakından size göstereyim. Şöyle bir karışım oldu. Bence oldu yani. Şöyle de şu kadar harcadım. Gözükmüyor da. Dur, paketi açacağım. Ayrıntısına kadar göstermem lazım size. Ay. Dur. Nerede bunun işareti? Yapışkanı nerede? Yapışkanı nerede senin bebeğim? Dur. Şurada galiba. Bir dakika. Hep buraları keseceğim ben de. Ya, ters tarafını açmaya çalışıyormuşum da ondan. Şu kadarına kaldı. Şöyle geri takayım ya. Olmadı, böyle göstereyim size de. Heh. Nereye kadarmış? Şu yazısına kadar işte. S'ye kadar. S'nin dibine kadar. Oraya kadar dökerek kullanabilirsiniz. Oldu ya değil mi? Ben bunu anneme de göstereyim de İyice emin olalım. Baksanıza köpürdü. Tabi o şey de hani gazozlu ya. Kabarcıklı. Bir de içinde de kabarcık şeyler var. İşte kabarcık tuz tarzı şeyler var herhalde. Ondan. Oo, iyice kabaracak bu. Dur neyse ben anneme gösterip geliyorum. Evet, annemden de olmuş onayı aldım ve kek kalıbımızı hazırlayacağız şimdi. Şöyle bir kek kalıbım var. Ama önce bunu iyice yağlayacağız. Her yerine, her santimini yağlayacaksınız. Şöyle alayım da bir dakika dökeyim şunu içine. Şöyle elinize daha iyi yağlarsınız ama onun dışında hani yağ fırçaları var. Şöyle her yerini iyice yağlıyoruz.
Evet, her yerini yağladıktan sonra şu şekilde. Burada unumuz var. Un serpiyoruz. Yine her yerine özenle un serpiyoruz ki kekimiz yapışmasın. Şöyle. Bunlar da ekstra malzeme. Normalde 2 malzemeli de. Hadi bunları da sayıyorsanız 4 malzemeli. Evet. Ama yani bunlar şey, hani yapışmasın diye kek sadece. Onun dışında tadını etkileyen şeyler değil. Ha? Onu da serptik. Şimdi kekimizi dökebiliriz. Evet, karışımımızı şöyle döküyoruz. Oh. Vallahi yarısından fazlası doldu ha. İnşallah taşmaz bu şeyden, kalıptan. Bayağı kallafi bir şey oldu bu. Şöyle iyice. Yanında spatula yok ya. Neyse, ben bunun hepsini dökeyim, görüşürüz. Evet, kek karışımımız hazır. Şimdi de önceden ısıtılmamış 180 derecelik fırınımıza kekimizi atacağız. Bay bay. 30-40 dakikada olur bu. Sonra da tadına bakarız. Baba gülüm. Evet, kekimiz sonunda pişti. 1 saat yakın bir pişme süresi oldu. Çünkü dışı pişti, içi tam pişmemişti. O yüzden böyle dereceyi düşüyor aldım. Öyle devam ettirdim. Bakalım tadı nasıl oldu? Yaklaşık işte 45 dakika, 50 dakikada falan pişti herhalde. Neyse, kesiyorum. Tadı hakkında hiçbir fikrim yok. Biraz gördüğünüz gibi çok sert oldu. İnşallah yiyebilirim. Dur bakayım şuralarına. En sert kısmı bu mu? Şuralar daha mı yumuşak? Yok ya. Şöyle şuradan kesiyorum. Sinirlerim bozuldu. Demek ki neymiş? Gazozla olmuyormuş. Ama pes ediyor muyum? Asla. O dumanlar çıkıyor. Görüyor musunuz? Bakalım efsane mi, gerçek mi, göreceğiz. Ah, şöyle kenara biraz koydum. Şöyle biraz üfleyeyim, çok sıcak. Normalde kek çatalla yenir de bunu çatalla yenebilecek bir yanı yok. Ay çok sıcak, elim de yandı. Dur bıçakla keseyim ya. Niye ben böyle yapıyorsam? Hı. Biraz üfleyeyim, tadına bakayım. Yakından da şöyle göstereyim keki. Kek parçasını daha doğrusu, çok sıcak. Ay. Tadına anlam veremedim şahsen. Yani benim yaptığım kekler hem daha ucuz oluyordu, hem de daha lezzetli oluyordu. Ya bunun tadını nasıl tarif edebilirim ki? Yani çok kötü değil. Ama hani böyle yapıp daha yemezsin bunu. Kendin ucuz ucuz evdeki malzemelerle kekini yaparsın. Hatta pasta tariflerim, kek tariflerim de var. Şuradan çıkartırım. Git portakallı kek yap. 1000 kat daha güzel bundan. Yeniyor mu? Yeniyor. Bilmiyorum, belki de hani düşük ısıda daha çok hani bekletmek gerekiyordu. 180 fazla gelmiş de olabilir. Hani belki 120'de 150'de o civarlarda pişirip yapmak gerekiyordu. Bilmiyorum. Benimkisi bayağı kuru oldu. Bunu da denemiş oldum ama. Çok merak ediyordum yıllardır. Oh. Ya ben beceremedim ya da bu tarif fail. Benim beceriksizliğim kaynaklı da olabilir. Bilmiyorum. Şöyle içini içini yiyeyim. Tadı biraz böyle kestaneye benziyor ya. Yaktım ya. Yani yaktım dediğim böyle yani. Yanmışı bu değil yani, pişmedi. İçi daha yeni pişti, size öyle diyeyim. Ki bizim fırın şey değil, normal fırın değil. Hani ocaklı, ufanlı mı oluyor, ne diyor? Daha düşük ısıda oluyor, bilmem ne oluyor. Geç oluyor. Ona rağmen böyle oldu. Normal fırında yapsanız kesinlikle yanardı bu. O yüzden düşük ısıda isterseniz bir deneyin. Ama ben çok yükselmedim ama yeniyor. Yani bunu yerim.
Ama bir daha yapar mıyım? Hiç sanmıyorum. Alttan da şivep tadı geliyor. Mandalina şivep tadı geliyor ama böyle sonradan bekleyince. Yani 10 üzerinden buna 5 veririm ya. Ne alana ne almaz, ne kötü ne iyi. Tam orta. Ama tabii ki de maliyeti benim için fazla. Ben evde bedavaya kek yapıyorum. O yüzden ben tercih etmem. Ama çılgınlık yapmak isteyenler bu tarifi deneyebilir. Benim gibi böyle kopara kopara ekmek gibi yiyebilirsiniz. Ha, gerçekten ekmeğe benziyor. Kıvamı ekmek gibi oldu. Bayağı tatlı ekmek yani şu an. Hatta çok da tatlı değil yani. O şekeri hissetmiyorsunuz. Az tatlı sevenler benim gibi sevebilir. Yedikçe yiyesi geliyor insanın ha. Bak şu an puanımı yükseltebilirim. Bir 6-7 yapabilirim şu an. Yeniyor. Güzel. Ben beğenmeye başladım. Yedikçe seviyorsun herhalde. Tuhaf ama inşallah zehirlenmem. Ama sanmıyorum. Şivepsin kokusu çok hoş ya. Güzel güzel. 6-7 olur buna. Deneyebilirsiniz siz de isterseniz. Bakın fena değilim. Denemiş oldum. İçimdeki merak gitti. O yüzden çok rahatladım. Çünkü hep görüyordum. Tabii ben şivepse de denedim. İsterseniz kolayla fantalya da deneyin de. Hadi dedim değişiklik olsun. Ama iyi ki de bence şivepse denemişim. Onun mandalinalı tadı hoşuma gitti. Böyle arkadan geliyor. Yani orta seviye diyelim. Neyse yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.